Buyurun Tunç Bey. Eşyalarını topla, kovuldun. Ne? Ama neden? Depo soygunu, dolandırıcılık. Ne dersen? Yapmayın Tunç Bey, affetmiştiniz. Cüneyt Bey her şeyi öğrenmiş. Patronuma başka ne açıklayabilirdim ki? Nereden öğrenmiş olabilir? Bu işi Feride'den başka kimse bilmiyordu, değil mi? Yok. O söylememiştir. Yaralı arkadaş hikayesini yuttu. Vallahi orasını bilemem. Tek bildiğim ipliğinin pazara çıktığı. Hemen toparlan, muhasebeden çıkışını al. İşsiz kalırsam mahvolurum ben, biterim. Tunç Bey, bir şans daha verin. Konuşun Cüneyt Bey'le. Artık seni ben bile kurtaramam Selim. Buraya kadarmış. Yapmayın Tunç Bey, hiç mi yol yok? Aslında... belki bir yolu vardır. Babam ters bir şey mi söyledi? Affedersin ablacığım. Efendim? Feride, beni kovdular. Hemen buraya gelmen gerek. Ne? Neredesin şimdi? Şirketteyim, eşyalarımı topladım. Hemen buraya gel, hemen. Tamam, geliyorum ben şimdi. Yıldız abla, benim çıkmam lazım. Zührani'ye söylersin, gecikme. Cüneyt Bey'e sen mi söyledin Feride? Feride neyi? Ya anlatsana sen şunu bir bana. Sen gambazladın değil mi? Vallahi ben bir şey söylemedim Selim. Gerçi ne fark eder ki? Hasan söylemişsin, abi başkası. Her şey bitti. Saçmalama, bitmiş bir şey yok. Tunç Bey'le konuştum. Cüneyt Bey geri adım atmaz dedi. Bir arkadaşımıza yardım edelim dedik. Şu halimize bak. Ben Cüneyt'le konuşacağım. Halledeceğim, tamam mı? Boş ver Feride. Benim için ağzı yemeni değmez. Bekle beni. Geleceğim birazdan. Efendim? Alo Tunç Bey. İstediğinizi yaptım. Şimdi Cüneyt Bey'le konuşmaya gidiyorum. Güzel. Girebilir miyim? Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk. Müsait miydin? Senin için her zaman müsaitim. Neyin var senin? İyi misin? Şey, Selim'i işten atmışsın. Demek haberin oldu. Ben de bunu konuşacaktım seninle. Bir hırsızlık olayına karıştım. Biliyorum. Hatta gelip istifa etmesini söyledim ama... Bir dakika, bir dakika. Haberin var mıydı senin? Nasıl saklarsın Feride, nasıl? Saklamak istemedim. Hatta git istifa et dedim ama... Ama ne? Sonra neden kumaşları çaldığını öğrendim. Mecbur kalmış. Mecbur kalmış ne demek? Sen bu hırsızlığı onaylıyor musun yani? Hayır tabii ki. Ya Cüneyt, anlatacağım ama kızmayacaksın. Tamam. Anlat. Selim hırsızlığı bir arkadaşını kurtarmak için yapmış. Kan davasından kaçıyormuş. Canı tehlikedeymiş.
Ya dün ben de gittim gördüm. Çocuk karavan içinde yatıyordu. Feride sen delirdin mi? Başına bir iş gelebilirdi. Haklısın ama olmadı işte bir şey. İyiyim ben. Ya olsaydın? O seni bir işten atmakla az bile etmiş. Herif resmen seni tehlikeye atmış. Ya ben ısrar ettim gitmek için. İnanmadım başta çünkü. Bana bahsedebilirdin. Birlikte yapardık ne yapılacaksa. Çok yalvardı söyleme diye. Korkuyordu kovulmaktan. Cüneyt. Çocuk ölümle pençeleşiyor. Selim'den başka kimsesi yokmuş. Tedavisi için para ihtiyaçları varmış. Selim de kumaşları bu yüzden çalmış. Ya tamam, hırsızlığın bahanesi olmaz ama arkadaşın hayatını kurtarmak için yapmış. İnan bana, Selim'i çocukluğundan beri tanırım. Kalbi temizdir. Mecbur kalmasa yapmazdı. Tamam. Ne yapmamı istiyorsun peki? Bu seferlik affetsen. Hatırım için. Hı? Cüneyt Bey. Tamam. Bu yaptığının ne bahanesi ne de telafisi var biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. İnanın çok pişmanım. Seni tanımam Selim. Şirkete Feride'nin hatırına girdin. Ve yine onun sayesinde affediyorum seni. Allah razı olsun beyim. Çok sağ olun. Tamam. Bana değil. Feride'ye teşekkür et. Üzülmüş senin için. Bir hata yaptığını düşündüm. Sırf onun hatırına affediyorum seni. Teşekkür ederim Feride. Aferin. Bir kez daha böyle bir şeye kalkışırsan gözünün yaşına bakmam senin. Merak etmeyin efendim. Bir daha tekrarlanmayacak. Söz veriyorum. Hadi. Sen işinin başına git. Hadi Feride biz de gidelim. Ahtım olsun beni bu şekilde aşağıladığınıza pişman olacaksınız. İkiniz de pişman edeceksiniz.